Bir çizimi düzenlemek için katmanları kullanmak. Bu dersimizde basit bir çizim yapmayı ve katman özellikleri yöneticisini kullanarak şekillerimizi mantıksal katmanlar üzerinde düzenlemeyi öğreneceksiniz. Ekranda mekanik bir örnek var. Bu bir motorlarda hava giriş kontrolü için kullanılan bir restrictor plate, yani kısıtlayıcı plakadır. Bu çizim birkaç katman üzerinde oluşturulmuştur. Şimdi yeni bir dosya açıp katman özellikleri yöneticisini kullanarak Şekilleri mantıksal katmanlara ayırmak için bu çizimi yeniden oluşturacağız. Bu derste sadece şekiller üzerine odaklanacağımız için boyutlar dışında her şeyi yeniden çizeceksiniz. Yeni bir dosya oluşturmak için yukarıdan yeni simgesine tıklayın. Varsayılan eket şablonunu seçip aç'a tıklayarak çizimimize başlayın. Şu anda arayüzünüzde iki tane çizim açık ve biz bu çizimleri yan yana görmek istiyoruz. Bu yüzden şerit üzerinden Görünüm sekmesini tıklayın. Pencereler paneline gelerek burada Tie Vertically yani dikey olarak döşe seçeneğini tıklayın. Eğer problem varsa bu pencerenin içine tıklayarak etkin hale getirdikten sonra şekillerinizi ekranda ortalamak, kaydırma ya da yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bu görünümde problem olmadığı için tıklayarak boş çiziminizi etkinleştirdikten sonra giriş sekmesine tıklayarak işe başlayalım. İlk yapılacak iş birkaç katman oluşturmaktır. Bunu yapmak için Katman Özellikleri Yöneticisi simgesine tıklayın. Başlık çubuğundan tutarak pencereyi biraz kaydırın. Yeni katman simgesine tıklayarak part adında bir katman oluşturun. Selective Color penceresiyle bu katmanın rengini sarı olarak belirledikten sonra yeni bir katman oluşturun. Dikkat ederseniz bir katman seçili durumdayken, Yeni bir katman oluşturduğunuzda AutoCAD yeni katmanı seçili katmanın ayarlarıyla oluşturmaktadır. Bu katmana da Hidden Lines yani gizli çizgiler adını verin. Rengini de pembe olarak ayarlayın. Sonra çizgi tipleri ayarlarını tıklayarak açılan pencereden yükle'yi seçin. Standart gizli çizgi tipini menüden seçerek çiziminize yükleyin. Yükleme işleminden sonra bu çizgi tipini seçin. Tamam düğmesine tıklayarak katmana atayın. Center Lines yani merkez çizgileri için yeni bir katman daha oluşturun. Rengini yeşil olarak belirleyin. Sonra çizgi tipleri ayarlarına gidin. Yükleyi seçip kaydırma çubuğunu kaydırarak gelmek istediğiniz yere gelin. Center yani merkez çizgi tipini seçerek tamama tıklayın. Ardından bu çizgi tipini seçip tamama tıklayarak katmanınızı atayın. Oluşturduğunuz katmanlar örneğimizdeki ile aynı olmalıdır. Part yani bölüm katmanını seçip yeşil çek işaretine tıklayarak bu katmanı geçerli katman yapın. Katman özellikleri yöneticisini sık sık kullanacağınız için kapatmak iyi bir fikir olmayabilir. Bunun yerine başlık çubuğuna sağ tıklayın. Allow Docking yani kısaltmaya izin verin seçili olduğundan emin olup Anchor Left yani sola demirleyi tıklayın. Bu işlem yöneticiyi imleçle üzerine geldiğinizde açılan İmleci üzerinden çektiğiniz zamansa kapanan bir simgeye dönüştürecektir. Bu bölümün dış sınırlarını çizerek işe başlayın. Bunun için dikdörtgen aracını kullanacağız. Ekranda bir nokta seçip sağ tıkladıktan sonra boyutları seçin. Bu 10'a 10 ebatlarında kusursuz bir dikdörtgendir. Çünkü varsayılan boyutlar 10 10'a 10'dur. Enter'a basarak bu değerleri kabul edin. Ekrana tıklayarak dikdörtgeni bitirin biraz yakınlaştırıp ekranda ortalayın. Şimdi de 4 delik oluşturalım. Bunu yapmadan önce her bir deliğin merkezinin yanındaki kenarlardan bir birim uzakta olduğuna dikkat edin. Taslak bir dikdörtgen çizerek delikleri bu dikdörtgenin köşelerine yerleştireceğiz. Offset yani öteleme komutunu çalıştırarak uzaklığı 1 olarak ayarlayıp Enter'a basın. Bu dikdörtgenin içine bir offset kopyasını çıkarın. Bu şeklin dört köşesi içteki çemberlerin merkezini temsil etmektedir. Çember komutunu çalıştırın. Sol üstteki end point'i referans alarak çemberi oluşturun. Bu çemberin bir çapı vardır. Sağ tıklayarak çapı 1 olarak seçin. Enter tuşuna basın. Bir birim çapa sahip bir çember oluşturulmuştur. Şimdi kopyala komutunu çalıştırın. Çemberi seçin. Sağ tıkla kopyalayarak Çemberi diğer köşelere yapıştırın. Gördüğünüz gibi daha önce de anlatılan kopyala komutu bu konuda oldukça pratik bir çözüm sunmaktadır. İşiniz bittiğine göre artık bu taslak şekline ihtiyacınız kalmamıştır. Bu yüzden sil komutunu çalıştırın. Dikdörtgeni seçip sağ tıklayarak silin. Şimdi de yuvarlak köşeler yapalım. Bunların yarı çapının bir olduğunu görüyorsunuz. Bir kez daha polyline yani çoklu çizgi işimize yarayacaktır. Çizdiğiniz dikdörtgen AutoCAD tarafından polyline olarak tanınmaktadır. Fillet yani köşeleri yuvarlama komutunu çalıştırın. Çizim alanında uygun bir noktada sağ tıklayın. Açılan menüden yarı çapı seçin. Yarı çapı değerini 1 olarak girin. Böylece tüm yuvarlanmış köşelerin yarı çapı 1 birim olacaktır. Şimdi de sağ tıkla çoklu çizgiyi seçin. Gördüğünüz gibi AutoCAD yarı çapı bütün köşelere uygulayacaktır. Şimdi çizimin içerisinde bulunan iki çemberin merkezlerinin yerlerini bulalım. Gördüğünüz gibi çember merkezleri alt kenardan 2.9 ve 5 birim uzaklıktadır. Bunu yapmak için offset yani öteleme komutunu kullanabiliriz. Ancak öncelikle bu şekli patlatma komutunu kullanarak parçalar halinde seçilebilir duruma getirelim. Böylece alt kenarın bağımsız olarak yukarı ötelenmesini gerçekleştirebileceğiz. Explode komutunu çalıştırın. Şekli seçin ve sağ tıkla komuttan çıkın. Şimdi offset kopyalama komutunu çalıştırın. İlk uzaklık 2.9 olmalıdır. Alt kenarı yukarı kopyalayın. Yine offset kopyalama komutunu kullanarak bu sefer alt kenarı 5 birim yukarı kopyalayın. Sonra sol kenarı offset kopyalayarak ortaya bırakın. Burada komut için değer girmenize gerek kalmamıştır. Çünkü bir önceki kullanımdaki 5 değeri kullanılacaktır. Şekil de onu 10 on boyutlarında olduğu için 5 birim uzunlukla tam orta nokta bulunmuştur. Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Geçerli durumdaki bölüm katmanınızda çizmeniz gereken bir nesne daha kaldı. Öncelikle çemberi halledelim. Çember komutunu çalıştırın. Sağ tık bağlam menüsünden intersection yani kesişim komutunu seçin. Alttaki kesişim noktasından başlayarak 2.8 birim çapında bir çember oluşturun. Bunu yapmak için bağlam menüsünden diameter seçeneğini seçmeniz gerektiğini unutmayın. Şimdi katman özellikleri yöneticisinin simgesi üzerine imleçle gelin. Açılan pencereden katman ismine çift tıklayarak Hidden Lines yani gizli çizgiler katmanını geçerli duruma getirin. Pencerenin üzerinden çekilerek küçültün ve çember komutunu tekrar başlatmak için boşluk tuşuna basın. Çemberi üstteki kesişme noktasından başlayarak 7 birim çapında çizin. Bunu yapmak için sağ tık bağlam menülerinden sırasıyla Intersection yani kesişim ve Diameter yani çap seçeneklerini seçmeyi unutmayın. Şimdi de merkez çizgilerine bakalım. Merkez çizgilerle ilgilenebilmek için öncelikle o katmanı geçerli katman yapmanız gerekmektedir. Katman özellikleri yöneticisini yeniden açın. Katman üstüne çift tıklayarak etkinleştirin. İmleci üzerinden çekerek yönetici penceresini küçültün. Merkez çizginizi oluşturmak için çizgi komutunu çalıştırın. Quadrant yani çeyrek daire komutuyla sol üstteki ilk çemberin alttaki çeyrek dairesinden yukarıdaki çeyrek dairesine bir çizgi çizin. Escape tuşuyla çıkın. Sonra çizgi komutuna geri dönün. Sağdaki çeyrek daireden soldaki çeyrek daireye bir çizgi çizin. Bu çizimleri yaparken sağ tık menüsünden Quadrant yani çeyrek daire komutunu kullandığınızı unutmayın. Çizim tamamlandıktan sonra Escape tuşuyla komuttan çıkın. Şimdi çizime biraz daha yakından bakalım. Dikkat ederseniz çizgi çalışması örnekteki gibi değil. Bu sorunu Scale yani ölçekle komutuyla çözebilirsiniz. Panelde simgesini tıklayarak komutu başlatın. Merkezdeki çizgileri seçin ve ardından sağ tıklayın. Ölçekleme merkezi olarak çemberin merkezini belirleyin. Biraz uzaklaşın. Örnekte gördüğünüzün aynısını görünceye dek imleci dışarı doğru çekin. Çizim oluşturulmuştur. Şimdi kopyala komutunu başlatarak merkez çizgilerini seçin. Seçim işleminin ardından sağ tıklayın. Çizgileri çemberin merkezinden diğer çemberlerin merkezlerine kopyalayın. Tüm çemberler için kopyalama işlemi bittikten sonra Escape tuşuna basın. Şimdi çemberlerin merkezindeki çizgi çalışmasını başka bir katmana almaya çalışalım. Bunu yapmak için çemberlerin merkezindeki çizgi çalışmasını seçin. Seçim işlemi bittikten sonra Property Changer yani özellik değiştiricisine gidin. Genel başlığın altında katman kontrolü vardır. Buraya tıklarsanız Etkinleşen açılır menüyü seçip şekli taşımak istediğiniz katmanı seçebilirsiniz. Açılır menüden Center Lines yani merkez çizgileri seçin. Escape tuşuna basarak bu nesneler üzerindeki seçimi kaldırın. Son olarak merkez çizgilerini örnektekiler gibi yapmak için ölçekle komutunu çalıştırın. İki çizgiyi de seçip sağ tıklayın. Bu çizgileri çemberin merkezinden ölçeklendireceğiz. Örnekteki gibi olana kadar dışa doğru çekin ve tıklayın. Sonuncusunu da yeni bir çember oluşturarak yapalım. Bu çemberin merkezinde bir çember oluşturun. Yarıçapı örnekte görülen çizgi uzunluğunu temsil edecek şekilde dışarı doğru çekin. Bu çember budama komutu için sınır çizgileri olacaktır. Budama komutunu çalıştırın. Çemberi seçip sağ tıklayın. Tüm dışta kalan uçları tek tek budayın. Sonra sağ tıklayarak sil komutunu seçin. Budamak için oluşturduğunuz geçici çemberi seçin. Sağ tıklayın. İşiniz bitince Escape tuşuyla çıkın. Şekillerinizi katmanlar üzerinde düzenlemek için katman özellikleri yöneticisini kullanmak, tasarımlarınızda kullanabileceğiniz bambaşka renk ve çizgi tipi olasılıklarının bulunduğu bir dünyanın kapılarını size açacaktır. Katman özellikleri yöneticisini arayüzünüzde sabitlemek, katman yönetimi araçlarına kesintisiz bir şekilde erişmenizi sağlayacaktır.